Evet arkadaşlar, bugün Cihan Usta'nın dükkanında bozuk el fenerinin dibiyle 18.650 pilini kullanıp kendimize bir mekanik mod yaptık. Kullanalım biraz, bakalım durumlarına. Evet, gördüğünüz gibi iyi atıyor dumanla. Alttan pilde gözüküyor zaten, hava alıyor. En azından ısınma sorunu olmuyor. Ben buna RDA tank taktım. Görmüş olduğunuz gibi. Sumo'nun RTDA Skyhawk denilen bir tank. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı çalışıyor. Evet, bayağı güzel. Evet arkadaşlar, şimdi cihaza biraz likit ekledik. Kapağına takıyoruz. Evet. Onu da Herevel'in haftesini taktık. Güzel. Cihan Usta'm da hiç yardımcı olmuyor bana. Gayet başarılı arkadaşlar. Biraz daha çalışıp biraz daha profesyonel bir şey yapabiliriz aslında. Arkadaşlar, cihazımız son halini aldı. Dışına elektrikçilerin kullandığı bez bant sardım. Şuraya düğme koruması için bir plastik parça taktım. Yani düğme cebimizde falan kaldığı zaman basılmaz. Şu şekilde yaptığımız zaman basılmıyor. Şarjı şuraya parmağımızla basmamız lazım veya şu şekilde basmamız lazım. Ben daha önce Smoke'da kullandığım, Alien'da kullandığım RTDA tam siz kullanıyorum. Ben bunu RTA olarak kullanıyorum. Tellerini falan da kendim sarıyorum bu şekilde ve pillerimiz hava alsın diye yan taraflarından yine ben 3 tane bu tarafta, 3 tane de bu tarafta olmak üzere 6 tane delik açtım ve aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi cihazımızın altı da açık, pil ısınmasın yani maksat ondan dolayı. Şimdi dilerseniz cihazımızın performansını deneyelim. İçinde Sony 3000 mAh pili var. Şimdi cihazı denemeye geçelim. Arkadaşlar, cihazın performansı gayet iyi. Ben bayağı hoşuma gitti. Ben bunu aslında hobi olsun diye yaptım. İnternetten bazı videolardan izledim. Bayağı bir bilgi edindim. El yatkınlığım da var. Ondan dolayı kendim böyle bir çalışma içerisinde bulundum. Şu üst kapak Volkswagen'lerin videonun başında belirtmiştim. Volkswagen'lerin bijon kapağı bu. Onun dışında anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Dileyen el yatkınlığı da varsa
Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bence hani ben şöyle düşünüyorum. Türk gençleri bence biraz üretici olması lazım. Tamam, tehlikeli ama önlemlerinizi aldığınız zaman, kaliteli pil kullandığınız zaman ve havalandırma delikleri olduğu zaman bu cihazın ben patlayacağını hiç sanmıyorum. Bunu yaptıktan sonra ben bayağı bir denedim. Ondan sonra dışını bu şekilde modifiye ettim. Denedikten sonra yani bu çalışmayı yaptım. Hoş bir şey oldu. Yani kullanışlı bir şey. Cihazım herhangi bir arıza yaparsa diye ben bunu yedeğe koymak için yaptım. Aynı zamanda da hobi olsun diye. RTDA tankla da gerçekten yakıştı. Dabanın şu şekilde geniş olması, masaya koyduğumuz zaman direkt durması, hani devrilme şeyi biraz daha zor görünmesi. Anlatımım zayıf arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben sadece bu mekanik modu, kendi yapmış olduğum mekanik modu göstermek için bu videoyu çektim. Siz de yapabilirsiniz, ben buna inanıyorum. Yani yeter ki el yatkınlığınız olsun. Bir şey merak edin, araştırın, muhakkak yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Herkese iyi günler.